Hasan, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Merhaba Ersoy, teşekkür ederim. İyiyim, sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü konumuza hemen girmek istiyorum. Nasipse Adayız adlı. Hayırdır, nereye adayız Ya bu soruyu Ersoy? soracağını biliyordum da. Şimdi biz tabii aday falan değiliz de geçen de konuşmuştuk. Aslında siyasetin ve aslında günlük hayatımızın bir parçası olan siyasetin gülünç, komedi, acı gerçekleri, senin deyiminle düşündüren gerçekleri, Güldürürken düşündüren. güldürürken düşündüren gerçekleri konuşacağız. Bu filme bu konuya da en son yakın olan Nasipse Adayız filmi var. Yani yıllar içerisinde güldürürken düşündüren gerçekleri anlatan, siyasi gerçekleri anlatan sinema filmi, dizi filmi olmuştur da en son benim gördüğüm kadarıyla Nasipse Adayız sinema filmi hem bizim yaşadığımız ilçemizden de kesitler gösteriyor. Birebir olmasa da değil mi? Benzer kesitler var yani. Tabii tamamıyla olmasa da benzer kesitler var. Yani Gönderme zaten yapan kesitler var. tabii. Yani demek ki bu sadece böyle bizim ilçemizle özdeşleştirmek yerine demek ki Türkiye siyasetinde bu tür şeyler oluyor ki bu film çekilmiş. Ki ben şöyle söyleyeyim. Yönetmen Ercan Kesal. Kim diye hani düşünen olursa bu Show TV'de yayınlanan bir dizi film vardı. Çukur diye bir dizi film vardı. Orada baba rolündeydi. Bu Yamac'ın babasıydı. İzleyenler bilir. Filmin yönetmeni Ercan Kesal. Senaristi de Ercan Kesal. Oyuncular Selin Yenici, İnanç Konukçu ve yine kendisi oynamış. Ercan Kesal oynamış. Şimdi şöyle bir özet geçmek istiyorum. Çünkü bu filmi zaten ben bir 3-4 kere izledim. Hani gülmek için izledim. Sen de mutlaka izlemişsindir. Aklıma geldikçe Aklıma gülüyorum. geldikçe şöyle o sahneleri şöyle bir daha bir izlemek için, gülmek için izliyorum. Şimdi hemen bir kısa bir özet geçeyim. İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olmak isteyen bir adamın yaşadıklarına odaklanmış bu film. Doktor Kemal Güner, filmin zaten baş kahramanı, İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olmaya karar veriyor. Bunun için vakit kaybetmeden çalışmalara başlıyor ve delice bir koşuşturmanın içine giriyor. Bir numaranın gözüne girip aday olmayı başarabilmek için her yolu da deniyor bu Doktor Kemal. Bir numara dediğimiz kim? Genel Genel Başkan. Başkan. Evet. Heyecanla adaylığının açıklanacağı geceyi bekliyor tabii. Ancak gün gelip çattığında beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor. Zaten bu beklenmedik olaylarda işte güldüren konularda onlar. Burada neyi göreceğiz? Bir adayın, siyasi adayın gözünden siyasetin farklı yüzünü, yapılan pazarlıkları, politik stratejiler ve insanların tabii hepimizin değil yani tüm insanların değil, bazı insanların diyelim karanlık yüzünün gerçekçi olarak ortaya koymuş. Konu bu. Özetle bu. Şimdi bu filmi sen de izledin, ben de izledim. Mutlaka izleyenler de vardır bizi seyredenler içerisinde. Senin yorumların nedir? Yani bu sinema filmi veya buna benzer konuları içeren, güldüren ve aynı zamanda düşündüren siyaset hakkında yorumların nedir? Onu merak ediyorum. Ersoy, sen çok güzel bir giriş yaptın. Güzel bir girizgah yaptın. Aslına bakarsan hani o senin bütün anlatılarını tek bir cümlede özetlersek aslına bakarsan Türk siyasetine ayna tutan bir film bu. Özellikle kasaba siyasetine diye düşünüyorum. Tabii aslında pandemi nedeniyle olsa gerek diye düşünüyorum. Arada kaynayan, yeterince üzerinde konuşulmayan bir film bu. Nasipse Adayız. Ha biz bile bu film hakkında konuşmak için geç kaldık diyebilirim yani. Tabii aslında kendi aramızda epey konuştuk ama film vizyona girdiğinde biz de henüz program çekmiyorduk. Ya zaten yeni yeni çekmeye başladık biliyorsun. Evet. Nasipse Adayız'ı konuşmadan önce şunu da söylemek gerekir Ersoy. Türk halkının en çok ilgilendiği konulardan biridir siyaset.
Evet. Yani liste yapsak ilk iki sıraya siyaset ile futbolu yazabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Zaten Fakat öyle olmasa televizyon kanallarında her gece siyaset ya da futbol değil, kültür ve sanat konuşulurdu diye düşünüyorum ben yani. Hani siyaset bu kadar önemli ki her akşam konuşuyorlar. evet. Şuraya gelmek istiyorum Ersoy. Her ne sebepten olursa olsun şahsi kanaatim, şahsi fikrim, Türk siyaseti beyaz perdeye yeterince yansımıyor. Bir düşünsene kardeşim. Aziz Nesin'in romanından sinemaya uyarlanan Zübük filmini. Biliyorsun başrolünde rahmetli Kemal Sunal vardı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Yani bu filmden öyle güçlü kesitler var ki ara sıra denk geliyorum. İşte YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyada kısacak o kesitlere. Tekrar tekrar izleniyor, izleyene tebessüm ettiriyor. En önemlisi de insanı düşünmeye sevk ediyor Ersoy. Mesela benim Zübük filminde aklımdan hiç çıkmayan bir replik var. Filmin sonlarına doğru, izlemişsindir zaten, sen onu da defalarca izlemişsindir. Hepimiz Birçok birer insan da zübük. izlemiştir. Tabii Evet. izlemişsindir, evet yani filmin sonlarına doğru. O filmin baş kahramanı Kemal Sunal, İbrahim Zübükzade, hayatını kaleme alan gazeteciye şunu söylüyor bak. Çok önemli burası. Aslında hepimiz birer zübüyüz. Zübük olmaya zorlanmışız. Zübüklerden kurtulmanın birinci çaresi Evet. önce kendi zübüklüğümüze bakmak, kendi zübüklüğümüzden kurtulmaktır diyor. Evet. Yani orada vermek istediği mesaj, ya bunları aslında biz bu hale getiriyoruz diyor. Yaklaşımlarımızla. Neyse o başka bir konu. Yine benim unutamadığım filmlerden bir tanesi de Ersoy, Zeki Alasya'yla Metin Akpınar'ın rahmetli Hasip'le Nasip diye bir filmleri vardı onların da. Evet. İşte küçük bir kasabada yine belediye başkanlığına rakip olan iki ismin hikayesini anlatıyordu. O da güzel bir filmdir. Yine yakın zamanda çekilen ve benim gerçekten çok hoşuma giden bir film daha var. Neydi o filmin adı? Bir dakika. Heh, Bir Sevda İşi. Evet, bir Ee, sevda işi. hani hani siyasette kalıplaşmış bir söz vardır. Şöyle der siyasetçiler, biz vatandaşa hizmet etmeye sevdalıyız, biz partimize aşkla bağlıyız falan filan. İşte işte aşk meşk kavramlarını siyasetle bağdaştıranlara gönderme yapan bir filmdir o bahsettiğim film. İzlemeyenlere de tavsiye ederim. Yani konusu açılmışken anlatıyorum bunları tabii. Yani farkındayım. Evet, uzun bir gerizgah oldu. Ben senin yüz ifadenden anlıyorum burada. Yok yok hayır. Hatta sen ana konuya gel der gibi bakıyorsun bana. Şimdi şöyle hayır gerçekten bu sinema filmi başarılı bir oyuncunun da yani Ercan Kesal bence başarılı bir sinema Ya oyuncusu. işte oraya gelmek istiyorum ben de, oraya geleceğim. Hani sabır gösterdiğin için de teşekkür ediyorum sana ayrıca. Yani orada toparlayalım istiyorsan. Tamam. Türk sinemasında, Türk dizi dünyasında, Türk tiyatrosunda, stand-up tarzı gösterilerde siyaset konusunun daha fazla yer bulması lazım Ersoy. Yani burada da seni desteklemek istiyorum yani. Sen bak işte ne dedin? Hasan, bu çok güzel bir film, bunu konuşmamız lazım. Niye? Etkilendiğin için. Ama Evet. bu tip çalışmalara daha fazla ihtiyaç var diye düşünüyorum. Dahası siyaset sanki eskisi kadar hicvedilmiyor Ersoy. Ya Yani tabii hani şu da var, şu da var. Mevcut iktidarın siyasetin hicvedilmesine sıcak bakmadığını iddia edenler de var. Ama ben onlar gibi düşünmüyorum Ersoy. Mevcut iktidar mizah adı altında hakaret edenlere sıcak bakmıyor bence. Biliyorsun mizah konusu doğrudan zeka ile ilintili bir konu. Hem sonra bak şu an neyi konuşuyoruz Ersoy? Daha geçen yıl vizyona giren siyasi bir filmi. Nasipse aday hızı konuşuyoruz, öyle değil mi? evet. Demek ki isteyince oluyormuş ya. Yani bu işin işte merkezi iktidarla şununla bunun alakası yok. Adam bak işte Ercan Kesal nasipse aday hızı çekti. Biz de oturduk şu anda bunu konuşuyoruz. Kim bilir bizim gibi dostane sohbetlerde kimler kimler bu filmi konuşuyor. Öyle değil mi? Aynen. Ya bunun içindir ki bu filmi çekmekle yaşanmış bir olayı, bak burası önemli, tarihe not düşen Sayın Ercan Kesal'a da ne kadar teşekkür etsek azdır Ersoy. Evet, hem bizi Yani düşündürdü ve güldürdüğü tabii ne için diyorsun? Ya teşekkür ederim. hislerime tercüman oldu diyorsun yani. Gözlemlerime, kendi kasabamda yaşadığım bazı gözlemlere tercüman oldu diyorsun ya. Bundan güzel bir şey var mı? Şimdi bizim toplumumuzda şu var. Biz toplum olarak her şeyi ciddiye alıyoruz aslında.
Yani futbolu ciddiye alıyoruz, siyaseti ciddiye alıyoruz. Tabii ki ciddiye alacağız. Ama bunu böyle bir yaşam tarzı haline getirmeye gerek yok. Örnek vereceğim. Şimdi siyaset veya yönetim, işte ne bileyim politika falan denince milletin kafasında böyle çok ciddi bir şey. Bu seçimleri kastediyorum ben. İşte çok ciddi bir şey oluşuyor. Böyle bir fanatikleşme oluşuyor. Hayatlarını artık o siyasete veriyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar, siyasetle uğraşıyorlar. Ersoy, Ama aslında sen özür dilerim, özür dilerim. yok yok Lütfen buyurun. devam et, lütfen. Aslında Aslı. şunu söylemek istiyorum. Siyasetin, politikanın bizlere yansıttığı o ciddiyet o seçimlerde yok aslında. Ya bak bunu insanların yaşamadan bilemez tabii ki. Şimdi biz bunu ilçemizde yaşıyoruz. Yani ben şimdi senden sonra bir şeyler daha ekleyeceksin herhalde. Ekleyeceğim. Evet. Bir video örneklemesiyle gideceğiz. Daha sonra resimlerle bunu takviye edeceğiz. Yani insanların siyaseti, politikayı yapanlara karşı onların aslında bu kadar ciddi olmadığını görmeleri lazım. Ve bu dönen dolaplar, pazarlıklar, şunlar bunlar falan oy veren vatandaşların bunlara biraz daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Yani ne dolapları bilsin, neler döndüğünü düşünsün ve gülsün, ona göre neyin nasıl şekilleneceğine karar vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Buyur Hasan. Ersoy, bu tespitlerin yerinde tespitler. Ben de onlara bir eklemede bulunayım. Senle beni de dahil edelim sepetin içine. Ya biz Türk halkı olarak, hatta bunu Metin abi bir kere köşesinde yazmıştı. 5 S'de uzmanız. İşte sinema, sanat, spor, siyaset, beşinciyi söylemeyeyim. Yani, bu 5 S konusunda hep bir fikrimiz var yani. Tabii burada biz bu espri bir kenara. Zaten Nasipse Adayız filmini işte ne bileyim çekim teknikleriymiş, işte yer ve mekan seçimleriymiş, işte oyuncu performanslarıymış filan yani bu filmi temel kavramlar üzerinden değerlendirmiyoruz. Evet. Zaten değerlendirirsek yanlış olur. Yani biz sinema eleştirmeni değiliz ki Ersoy. Yani Biz konunun o özetini, ana tabii. temasını, yani Tabii neyi tabii tabii. anlatmaya çalışıyor? Çünkü bu film zaten mesaj içeren bir film. Çok da güzel tutuyor yani anlayana Yani kalıyor. evet. Hani bak mesela Yılmaz Erdoğan'ın senaryo konulu bir eğitim atölyesini izlemiştim ben internet üzerinden. Orada ısrarla altını çizdiği bir konu vardı. Yazacağınız veya çekeceğiniz bir filmin mutlaka bir mesajı olmalı diyordu Erdoğan. Yani işte ben işte Yılmaz Erdoğan işaret ettiği o mesajı o Nasipse Adayız filminde ben aldım. Ben de Ki aldım. sen de aldın. Yani Evet. o önemli burada. Hani bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum kardeşim. Şimdi şöyle. Şimdi bak buraya kadar konuştuklarında senin eklemek veya itiraz etmek istediğin bir şey var mı Ersoy? Hayır. Yani gerçekten filmi de izledik. Mesajları da aldığımız için. Bir de mesajları nasıl aldığımız önemli. Yani demek Oraya ki gelelim. O zaman başlayalım. Evet. yani mesajları Buyur nasıl bitir. aldığımız önemli. Filmde sadece gülüp aa şöyle olmuş demektense hakikaten bunu gerçek hayatta böyle mi oluyor acaba? Bunu yaşayanlar bilir. Yani Ercan Kesal dendiğine göre bilmiyoruz tabii. Gazetelerde böyle bir ufaktan göz gezdirdiğimizde sanki bu sinema filmi gerçek bir kesitten alınmış gibi. Evet, gerçek hikaye. Gerçek Gerçek bir hikaye. hikaye olmuş. Gerçek bir hikaye. Yaşanmış. Hatta bu filmle ilgili yazılan ben birkaç makale de okudum. Hani yazan Ercan Kesal eksiği var, fazlası yok diyor. Heh, işte. Tabii onu da eksiğini fazlasını yapamamıştır mecburen. Bu Şimdi şekilde bile Ersoy, anlatabileceğini anlatmış zaten. dikkat ettiysen hani ben Netflix'te izledim filmi. Nasipse Adayız filmini açtığında daha başlangıçta Mehter Marşı'yla başlıyor film. Evet. Hani parti genel merkezinin seçici kurulunun huzuruna çıkıyor. O enteresan da bir mekan yapmışlar böyle sen Evet. dalgalar mangalar böyle. Elinde iki tane böyle şişele geliyor veriyor işte Evet. adam aday adaylarımızdan Doktor Kemal Güner falan. Valla Peki sence neden Mehter Marşı'yla başlıyor?
Vallahi Adam MHP'li değil, ben sana söyleyeyim. Yani milliyetçi bir partiden değil. Niye Mehter Marşı'yla başlıyor? şimdi bizim toplumumuz böyle hamaseti seviyormuş gibi geliyor bana. Bravo. Bravo. Yani böyle Bak. milli duygularla işte girerek tabii başka duygularla mı çıkıyor onu bilmiyorum da. Benim yorumum şu. Katılırsın, katılmazsın. Yanılıyor da olabilirim bak Ersoy. Bence her şeyin vatan millet Sakarya edebiyatıyla başladığını ama günün sonunda öyle olmadığının subliminal mesajını veriyor orada Ersoy. Evet. Evet, Yani evet. o Yani girizgahtaki o hani hamaset senin tabirinle o bence. hamasetle giriliyor. Zaten filmi izleyenler sonuna doğru neyle karşılaştığını adamın, Tabii yani. adayın Ya adam o görüyor. duygularla gidiyor. Yani Evet, vatan yani ya. o duygularla geliyor. Adamın hastanesi var zaten. Şimdi bak, Tabii ki, tabii ki. şimdi ben sadece kısa bir kesit vereceğim videodan. Daha sonra diğer kesitleri resim olarak bir ekran Onu paylaşacağım. ben aslında o senin vereceğin kesiti biliyorum. Sen onu sosyal medyada da paylaşmışsın kişisel hesabında. Ben Şimdi ona evet. değiniyorum. Ben onu değindikten sonra izlesek nasıl olur? Yani ben onu anlattıktan sonra. Tamam. Aslında şöyle hem izleyip hem de anlatabilirsin o arada ama zaten 15 saniyelik sen bilirsin. İstersen anlat. Anlat Ya anlat. ben devam edeyim. Tamam. Ona da değineceğim. Çünkü ben filme böyle hani sıralamaya göre bazı notlar aldım kendimce de. Tamam. Ona sıra geldiğinde dur evet senin hani zaten orada müdahale edersin. Birlikte izleriz diye düşünüyorum yani. Tamam. Devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi orada hemfikiriz değil mi? Hani her şeyin vatan millet Sakarya edebiyatıyla başlayıp Hamasetle başladığını. günün sonunda öyle olmadığını anlamak Evet. değil mi? Hani Ya şimdi bunu aslında şöyle yani vatandaşların da bunun bir fark etmesi lazım. Yani adayların işte hamasetle girdiğini fakat daha sonra nelerle karşılaştığını bir görmesi lazım bu filmde. İki tarafında. kesinlikle katılıyorum Ersen. Şimdi belediye başkan aday olan Doktor Kemal yine filmin başında senin de dikkatini çekmiştir. Bir kahvehanede halka hitap ediyor. İşte aday gösterilmesi ve seçilmesi durumunda neler yapacağını anlatıyor. Hem de böyle Barco Vizyon eşliğinde işte hani düşüncelerimiz bunlar, Evet. projelerimiz bunlar. Ama kahvehanede bulunan hiç kimsenin umurunda değil anlatılanlar kardeşim. Doktor kendi anlatıyor, kendi dinliyor. Ha, yani hep proje diyorlar da mesela sen diyelim aday oldun değil mi belediye başkanına veya aday oldun. Ersoy adayı. Yani hangi projeleri varmış? Ya projeleri olsa ne olur? Dikkate mi alıyorsunuz ki projeleri? Alıp inceliyor musunuz? Neyse Dinlemiyorlardı. o Hayır. yani Abini dinlemiyorlar işte dinlemiyorlardı. yani o benim dikkatimi çekti orada. Kimsenin umurunda değil. Adam güzel güzel anlatıyor. Kimsenin umurunda değil. Ama ne zaman ki masalara dağıtılan dosyaların içinden kuponlar ortaya çıkıyor Ersoy. Ki o Bedava. kuponlar tabii ki o Bedava kuponlar. Hepsinin kafası kuponlar o doktor. dediğin gibi ki o kuponlar Doktor Kemal'in sahibi olduğu hastanede yapılmak üzere ücretsiz check-up kuponları herkes bir anda pür dikkat Şunu da kesiliyor. yaptırabilir miyiz? Bunu da Evet. yaptırabilir miyiz? Aynen. Doktor, uyumuz sana doktor. İçlerinden biri hemen kalkıyor. İşte diyor prostat muayenesi de var mı diye soruyor falan. Evet. Yani proje kimsenin umurunda değil. Proje kimsenin umurunda değil. Herkes bir şekilde seçim ayı, geçim ayı anlayışıyla bakıyor kampanyalara diye düşünüyorum Ersoy. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü projelerin vaatten ve temenniden öteye gitmediğini halk biliyor. Yani o adam orada Ya tabii gitmeden buraya... halkı da genellememek lazım yani. Ben her insanın öyle olduğunu da düşünmüyorum Yok Ersoy. tabii Yani projeyi hani önemseyenler de vardır. o Ama... seçim ayıdır, seçim ayı geçim ayıdır. Yani söylemime güzel bir örnek vermişler o filmde. Hani orada demek istediğim o. Evet. Tabii adayın da seçmeni bu veya buna benzer jestler ile etkilemeye çalışması da ayrı bir tartışma konusu Ersoy. Hatta senin de dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Aday adaylığı kampanyası kapsamında yine bir sağlık taraması yapıyor bizim doktor. İşte hani halk geliyor falan ücretsiz sağlık taraması yapıyor. Orada bizim doktorun işte kampanyasını yürüten basın ekibi var falan. Ya diyorlar işte çocuğu severken bir fotoğraf. Hemen oradan bir çocuk veriyorlar kucağına falan. İşte çocuk kucağındayken
Güzel sırıtıyor. Fotoğraf çekildikten sonra böyle çöp poşetini verir gibi veriyor annesine çocuğu geri. Al. Yani, evet. Yani tek taraflı da bakmamak lazım olaylara. Yani halkın bu konuda bir şeyi var ama adayların da yapmacık tarafları yok değil tabii yani. Ya tabii bence. Artık o şey devri geçti. Yani yok çocuğu severken, köpeği severken hayvan sever. Ya ona katılıyorum Seviyorum. da benim demek Çocuğu istediğim şu. al. Benim demek istediğim şu Ersoy. Yani mesela biz halkın bir kısmını iki yüzlülüğünden bahsediyoruz değil mi yeri geldiğinde? Evet. Burada adayların da yapmacık tarafları var. Yani Zaten adam seçilmek için mecburen yapıyor adam. Yani değil mi? Yani siyasetinde siyaset bunu ya şekli bu değil mi? şu anda siyaset yozlaşmış ya abi. Yani yapmak istemedi işte o doktorun hayatında belki yani çocuğu sevmeyen bir adam Evet. mecburen fotoğraf karesine girmek için Yani çöp poşeti gibi çocuğu alıyor eline normalde sonra tabii. veriyor. Heh, Yani al böyle diyor, veriyor yani. Aynen. samimiyet yok yani ben zaten şu konjonktürde ben O zaman seçicilerin o fotoğrafları da almamak lazım Ersoy. Köpek severken, çocuk severken ya falan. Yani demek ki kesinlikle bunlar yapmacık sahte olabiliyor yani. Öyle değil mi? olabiliyor. Onlardan ziyade adayın bence geçmiş aslında o doktor yani onları yapmak zorunda kalıyor. Ama adamın zaten geçmişi CV'si bence düzgün bir adam. Yani ama siyaset onu gerektirdiği için yaptığı için de yapmacık kalıyor. Tabii. Yani işten yapmadığı için öyle değil mi? İşten yapma belli de oluyor ya. Yani. Zaten bunu halk anlıyor ama. Bak şimdi yine filmde dikkatimi çeken bir sahne var. Aslında dikkatimi şöyle çekti. Sen o filmden o sahneyi işte az önce bahsettin ya kesmişsin almışsın paylaşmışsın da. Filmde konunun geçtiği ilçede her dönem belediye başkanlığına aday olan ve her dönem kaybeden bir kasaba siyasetçisi var abi. Var mı hiç öyle bir? Ya ben Ya şimdi sen şey yapma oradan bana pas atma. öyle Ben o golü her dönem atmam. aday olup yani kazanamayan da yani bu iş artık ticarete dökmüştür ya öyle şey olur mu? Ben bilmiyorum da yani filmde var böyle bir şey. Her dönem aday Var, oluyor diyor. var, var, O var, zaman var. o Yani adamın siyaset değil. filmdeki aday adayımız da özel şoförüne bahsettiğimiz o siyasetçiyi soruyor. Şöyle bir soru İstersen soruyor. bir hemen bir video paylaşayım. Buradan bir acaba nedir ne değildir bir bakalım. Bir adam seçilemeyeceğini bile bile her dönem niye aday olur yani öyle? Abi hoşuna gidiyor ya. Her tarafta resimleri. Başkanım başkanım diye bunu gazlıyorlar bir de. Ha. İnsanoğlu doktorum. Sen daha iyi bilirsin. Doğru. İnanıyor. Bizim hemşehriler bunun peşini bırakmıyorlar ki abi. Şöyle bir soru soruyor. Ya diyor bir insan kazanamayacağını bile bile niçin her dönem belediye başkanına aday olur ki diyor doktor şoförüne. Şoför cevap veriyor. Hoşuna gidiyor abi diyor. Her tarafta resimleri başkanım başkanım diye bir de gazlıyorlar bunu diyor. Yani tabii. Araçta bulunan bir diğer kişi de ekleme yapıyor Ersoy. Şöyle diyor. İnsanoğlu işte. İnandırıyorlar bunu. İnanmış adam. İnanıyor bir kere. Bizim hemşehriler bunun peşini bırakmıyor ki. Her seçimde ne kadar Malatyalı varsa bunun yanında. Bizim oranın insanı da çabuk gaza geliyor biliyorsun diyor. Bunun diyor dükkanı mükkanı var diyor. Her seçim döneminde diyor millet diyor gidiyor diyor. Oradan diyor ihtiyacını gideriyor diyor. Şimdi Tanıdık geldi mi Ersoy? Tanıdık geldi mi? bana şöyle tanıdık geldi. Fakat bir de madalyonun öteki tarafı var. Orada en azından adamı hani gazlıyorlar her seçim döneminde çıkartıp aday. En azından ondan bir şeyler alıyorlar. Şimdi sen Tabii. dedin işte Bazı yerlerde veriyorlar değil mi üstte? bazı yerlerde de ilçelerde üstüne veriyorlar aday ol diye. Para veriyorlar gibi. Hani öyle Meksika'da falan öyleymiş. Veya işte başka yerlerde öyle. Meksika'da. Nerede? Allah. Tabii. Meksika'da. Tabii yani Doğrudur. diğer ilçelerde de öyleymiş diye Olabilir söyleniyor. veya hatta. Yani Öyle aday olabilir. ille de abi sen aday ol sen seçilemezsen bile biz aradan meclis üyesi gireriz diye düşüncelerle girenler de varmış. Adam da bunun farkında olduğu için ya diyor zaten diyor piyasada adam yok diyor. Ben gireyim diyor. Öyle bir seçime gideriz işte şeklinde düşünenler de varmış. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diyorsun yani Ersoy. İşte onları da artık anlamaları lazım. Evet. Yani velhasılı kelam filmin satır aralarında gerçekten önemli anekdotlar var diye düşünüyorum dostum. Yine
aday adayımız ilçe siyasetinden bir ismin desteğini almak için ziyaretine gidiyor. O sırada dişini ver abi. Dişini ver abi. Evet. Dur. O sırada vatandaş önüne bir sofra kurmuş mekanında. Oo. 10 parmağı yağ içinde. Bir yandan tıkınıyor, tavuk yiyor böyle. Of. Bir yandan konuşuyor. Şap şap şap. 5000 kişi arkamda, senin yanındayım diyor. Aday adayımızın destek talebini kabul ediyor ama iki tane şart koşuyor. Birincisi, beni diyor birinci sıradan meclise yazacaksın diyor. Evet. Ben diyor zaten diyor belediye başkan yardımcısı olacağım diyor. Dediğin gibi bende 5000 kişi var çünkü benim arkamda diyor. Tabii. Bak, burası çok önemli. Yağlı elleriyle ağzından takma dişlerini çıkarıyor. Evet. Sen diyor doktorsun diyor. Aday aday olan doktorumuza uzatıyor. Ve şöyle diyor. Ya 25 yıl önce yaptırmıştım. Epey eskidi. Artık kesmiyor. Kesmediği gibi olur olmaz yerde ağzımdan fırlıyor diyor. benim şu dişleri diyor senin hastanede bir yaptırıver diyor. Ya vallahi billahi. Yani peçeteye adam sarıyor biraz. Tabii adam yani biraz naif bir adam. Peçete. Yani şu neye geleceğim? Adam şeyle, yani ne kadar güzel duygularla giriyor siyasete doktor, dizi şey, sinema filmindeki doktor nelerle karşılaşıyor? Kim geliyor? Ya. Yani şimdi anla ya, o dizi, o filmi izlenmesi lazım. Yani dişini veren mi ararsın? Ersoy, adam en sonunda dayak yedi. O sahnede takma dişlerin doktorun eline tutuşturulması değil konu. Hani doktorun eline tutuşturulması değil. Orada verilen mesaj, siyasetin içinde yer alan, bak tırnak içinde, bazı insanların iğrençliği. Yani. Evet. Hani fırsatçılığı. Adam gelmiş senin mekanına, siyasete girmiş, senden destek istiyorsan ağzından dişi çıkarıyorsun, adamın eline veriyorsun, al bunu yaptır gel diyorsun yani. Öyle değil mi Ersoy? Ya bu nelerle karşılaştı adam ya. Yani dişini veren o yağlı elleriyle onu da şeyde, mecburen ya, o bakıyor. Bunu alacağım, yapacağım. Doktorun yanındaki eleman da oradan çıkıyorlar ya dışarı. Ya diyor plastik yaptırır geçersin diyor. Boş ver porselin diyor. Plastik yaptır geç işte diyor. Vallahi. O da tam bu işlerin adamı. Doktorun yanına atmış kapa. Yani o zaten tam böyle ayarcı. Böyle bitirin tipler var ya. Gel başkan adayı işte. Gel başkanım seni şunu yapalım. Evet, seni başkan yapalım. Bundan tanıştırayım, şunu yapayım. Goygoycu. Goygoycu, ha goygoycular. Tabii adam en sonunda bir numarayı beklerken gece saat kaçlara kadar bir numarayı bekledi. Bütün sivil toplum işte kuruluşlarını çağırdı, şey yaptı falan filan. Fakat ne gelen oldu, ne giden oldu. En sonunda kendisi gitti zaten adamın yanına. Ya filmde o kadar çok anekdot var ki yani tek tek anlatmaya kalksak bu program 2 saatte, 3 saatte bitmez. Mesela hatırlıyor musun? Bir o dediğin hani bir numara dediğin genel başkanı davet ediyorlar. Bir etkinlik gibi, bir yemek gibi bir şey düzenliyorlar. Bir gece gibi bir şey düzenliyorlar. Evet, evet. Şimdi orada yemekler, içkiler falan filan. İşte genel başkan gelecek ya ki gelmiyor sonradan. Gelmiyor. Ya diyor yemekleri dağıtalım istiyorsan artık diyor. Salon doldu, hani salonda insanlar var diyor. Ya bekleyelim genel başkan gelsin öyle dağıtalım diyor. Ama insanlar sabırsızlanıyor diyor, yemek istiyorlar diyor. O, ben burada şu noktaya değinmek istiyorum. O bazı kalabalıklar da hani görüyorsun ya, işte bir tane adam aday adayı olmuş. İşte bir belli bir kalabalık toplamış. Sanma ki oraya gelen her kalabalık destek için geliyor. O yemek anekdotu da aslında ona işaret ediyor diye düşünüyorum Ersoy. Evet. Yine orada bir kız var. Kız şey gibi. Gayet naif, hani daha yeni ergen bir kız. Orada getir götür işlerini yapıyor organizasyonda anladığım kadarıyla. Hatta aday adayının orada bir içeride kuliste hazırlanırken yani bir iletişim olmuyor ama hani bir fiziki temas olmuyor ama bir şeyler hissediyor adam böyle. Bilmiyorum, sen de aynı hisse kapıldın mı? Evet. Aslına bakarsan o kız orada o filmde masumiyeti sembolize ediyor. Yani orada masum bir kız, gariban bir kız gelmiş. Orada getir götür yapıyor. Organizasyonda görev almış. İşte 3-5 kuruş kazanacak.
O kızı dikkat ettiysen bizim doktor adayın şoförü, o da öbürü gibi goygoycu. Şoförü alıyor, kızı bir şekilde kandırıyor. Kızın anla işte yani Kandırıyor ırzına işte. geçiyor. Tamam. He, yani he, tecavüz etmiyor da kandırıyor. Evet, doğru tabir o bence. O sahnede aslına bakarsan masum bir kızın o ortamda Ne ne hale? hale getirildiğinin bir göstergesi, yansıması diye düşünüyorum. Tabii bu çok derin bir konu. Ona da fazla girmek istemiyorum Ersoy. Şey var yine dikkatimi çeken. Bak sen ona da mutlaka katılacaksın. Beyoğlu'nda merdiven altında bir atölyeye yolu düşüyor bizim doktorun. Evet Ona evet. diyorlar işte git Unutamamıştım. oraya, siyaset orada dönüyor. Nasıl dönüyorsa bodrum katında siyaset. Orada da dikkatini çekmiştir. Sağlıksız bir ortam. Muhtemelen sigortasız çalışan işçiler falan. İşçiler. Orada partilere flama dikiyorlar, bayrak dikiyorlar. Siyaset burada Hatta dönüyor diyor. nasıl? Adam siyaset orada bir dikişçi. Abi diyor bütün siyaset burada dönüyor diyor. Türkiye Tabii. siyaseti dönüyor bayrak dikenleri. Orada tabii orada bizim doktor gibi misafir bulunan bir eski bakanla tanışıyor. O da orada. Hatta mangalı falan yakmışlar kapalı yerde. Orada işçiler çalışıyor. Onlar etmet pişiriyorlar. Tabii tanıştırıyor bizim doktor adayla eski bakanı. Konu yerel seçimden, adaylıktan açılıyor. Keşke haberim olsaydı diyor adamla iş. Ha, evet, ben sana yardımcı olurdum falan. Bizim doktor şöyle diyor eski bakana. Anketler ortada diyor. Eğer bizim parti burada kazanmak istiyorsa diyor. Bak, Evet. altını çiziyorum. Bir daha İstiyorsa onu diyor. tekrar eder misin? Bir daha Ha, tekrar. bak. Bak çok önemli bir şeye değindin sen orada. Anketler ortada diyor. Eğer bizim parti burada kazanmak istiyorsa diyor. Beni aday göstermek zorunda. Benim Doktor diyor parti. buna. Evet. Doktor diyor. Beni aday göstermek zorundalar. Eğer kazanmak istiyorlarsa. Evet. Eski bakan yanıt veriyor. Ya kazanmak istemiyorlarsa. Hadi buyur buradan ya. O Yani bak oradaki öyle mesaj var deyince ya. Yani oradaki mesajı ben niye sana tekrar ettirdim? Bazen siyaset, partiler bazı yerleri bilerek almaz. O doktor o heyecanla sinemadaki doktor filmdeki heyecanla, hamasetle girdiği o siyasete en son o böyle salaş bir yerde bir eski bakan yardımcısı mıydı? Bakan neydi işte ona karşılaşıp ne diyor adam? Tekrar ediyorum bunu bir kere daha tekrar ediyorum. Ya kazanmak istemiyorlarsa ya adam bir düşün. daha tekrar et. Bir daha Ya bir daha. Yani şimdi tekrar bak her parti ille de şu ilçeyi alacağız diye bir iddiası yok. Bilerek orayı da almayabiliyor. Ersoy, zaten filmdeki Yaşadığımız bak şehirden de filmdeki can alıcı nokta bu. zaten Tamam mı? sonu Yani çok önemli. Yani yani ya kazanmak bazen istemiyoruz. bak bazen hani nasıl aday gösterildiklerine inanamadığımız isimler oluyor. Hani yahu bunca önemli ismin arasından Bu adam nasıl nasıl oluyor da çıktı? kaybedeceği daha en başından belli olan kişiyi aday gösteriyorlar diye soruyoruz ya kendi kendimize. Evet. İşte cevabı bu. Ya kazanmak istemiyorlarsa. Yani karşı tarafın adayı, şimdi bizim aday neydi? Yani filmdeki aday doktor. Karşı tarafın adayı hiçbir vasfı Doktor. olmayan bir aday dahi olsa zaten diğer parti kazanmak istemediği için o yeri istersen oraya Tabii. koyarsan koy. Zaten bak bahsedilen yer Kazanıyor. Beyoğlu. Beyoğlu. Filmde bahsedilen yer Evet. Beyoğlu. Evet. Değil mi? Evet. Baktığında Salın Kalesi. Evet. Bizim aday adayı olan doktor solun adayı. Anketlerde bizim doktor çıkıyor. Yani Evet. doktor gerçekten hani atıyorum İzmir'in karşı yakası gibi çantada keklik olan bir yere değil. Hani rakip partinin üstünün olduğu bir yerde belediye başkanına talip oluyor ve iddialı kazanmak istiyor. Ama bir tane genel başkanları var. Genel başkanın yanına gidiyor. Bir otelde falan hani bir araya getiriyorlar. Bir araya gelmiyor da bizimkisi onun yanına gidiyor. İşte nasıl gidiyor Beyoğlu falan diyor. Efendim diyor işte biz diyor sahaya erken indik diyor. İşte diyor çalışmalara başladık diyor. Çok iyi Hiç gidiyor diyor. dinlemiyor adamı. He, adamı dinlemiyor. Tabii tabii diyor.
işte yandaki de efendim bu bir doktor diyor, aday adayımız diyor. Tabii tabii mimarlık çok önemli diyor. Adam efendim, efendim ben doktorum diyor. Tabii tabii mimarlık adam genel başkan şeyinde değil. Hani umurunda değil. Sonra bir dosya almış eline. İşte efendim dedi bak benim projelerim işte seçim kampanyam, stratejim burada falan. Ha ha öyle tamam koy oraya. Giderken onu da almıyor. Bir asansör sahnesi var. Dikkat ettin mi? O Muharrem İnce'nin de başına gelmişti. Cumhurbaşkanlığı şey seçimler öncesinde CHP Genel Merkezi'nde. Herkes biniyor ya asansör. Asansör kaldırmıyor. Muharrem. Muharrem diyor. Ya, binin. Ya şimdi şöyle Hasan'cığım gerçekten. Oraya da bir atıfta bulunmuş yani. Bulunmuş. Şimdi güzel bir sohbet oldu. Ama şunu yani, da söyleyeyim bak. Şunu da söyleyeyim. Şunu da izin ver. Madem sohbeti bitirmeye karar verdin. Filmin başına geri dönelim Ersoy. En başına geri dönelim istersen. Daha filmin ilk başında aday adayı olan bizim doktor sahip olduğu hastaneye geliyor. Daha filmin ilk sahnelerinde. Evet. Mutlaka senin de dikkatini çekmiştir. Hastanenin asansörü bozulmuş. Asansör deyince aklıma geldi demin. Hastaneye alınan sağlık malzemelerin miktarında tutarsızlıklar falan var. Evet. Yani siyaset bazen insanların ticaretine de zarar verebiliyor. Ha, bu film evet. Onun güzel bir örneği. Evet Hasan. Gerçekten bu sinema filmi düşündürerek güldüren, güldürerek düşündüren bir sinema filmi. Ben tavsiye ediyorum. Ben de ediyorum. İzlemelerini ki çok böyle o kadar da siyasetin, politikanın içinde boğulan insanlar varsa çok da öyle fanatik olmaması gerektiğini. Neyse o. Yani çünkü o düzen başka ya, bir düzen. Daha açık konuşalım. Ben bu filmi izlediğimde kendi yaşadığım yerdeki siyasi denklemleri 3 aşağı 5 yukarı çözdüm. Yani şöyle bir şey, biz zaten bunu son 3 yılda biz zaten neyin ne olduğunu çözdük de bu filmlerde aslında bize evet siz doğru çözmüşsünüz, durum zaten bu şeklinde bize bir mesaj, biz bunu algıladık. Neyin ne olduğunu da çok iyi fark ettiriyor bu sinema filmleri. Herkese de tavsiye ederiz. Yani ben bana Hasan son sözün nedir diyecek olursam bu film özelinde, bana göre sevgili Ersoy, bu film Türk yerel siyasetine, bak tırnak içinde yerel siyasetine ayna tutan bir film olmuş.